Çok zat-ı muhterem bir profesör doktor diyor ki, Çin okuması ismini vermeyeceğim, lazım değil. Testere dişli aslan otu. Her şeyi onu söylüyor zaten. 2-3 tane bitki öğrenmiş. Testere dişli aslan otu. Çin okuması iyi gelir. Testere dişli aslan otu kadın hastalıklarında kullanılır. Kadınlar kullanır. Erkekler kullanmaz. Akıllara ziyan. Biraz insan okur, araştırır. Aslan otu, aslan otu. Her şey aslan otu diyor. Bir erkek testere dişli aslan otunu kullanırsa östrojen hormonu artar, daha kötü olur. İnternete bak birazcık, karıştır. Ben kaç yaşındayım? 60 yaşına girdim. Hala lisedeki gibi araştırmacı okuma çalışırım, ders çalışırım. Ben bu programa çıkmadan önce 3 saat 4 saat hazırlık yaparım. Neden? Vatandaş dinliyor. Dinliyorsa doğru bilgi vereceksin. O oraya çıkıyor televizyona. Kakuk kakuk kakuk. Olmadı ki. Testere dişli aslan otu şinokomastiye iyi gelir dersen vatandaş kullanır. Kullanırsa göğüsleri daha da büyür. Çünkü östrojen hormonunu artıran bir bitki. Yanlış bilgi veriyor. Bir de profesör doktor ya. O profesör doktor dedi. Dedi de ne dedi? Yanlış konuştu. Mesela diyor ki depresyona karşı pırasa, ıspanak, maydanoz, dereotu. Ben arıyor vatandaş diyor ki hocam buyur. Depresyona karşı sizin kürü kullandım da bir yıl iyileşmedim. Benim kürüm neymiş diyor. İşte pırasa, ıspanak, dereotu, maydanoz. Yanlış dedim. Benim böyle bir şeyim yok. Karıştırdım başka biriyle. He öyle mi, kusura bakma, özür dilerim diyor. Karıştırıyor beni isimden dolayı. Ya bir yıl ıspanak yiyor, maydanoz yiyor, dereotu yiyor. Var mı öyle bir saçmalık? Avrupa Birliği'nde bir komisyon var. Avrupa Farmakopesi. 57 ülkenin ilim adamları toplanıyorlar. Diyorlar ki şu bitki tıbbi bitkidir. Bitti. Bitki 5 sınıfta ele alınır. 1. Klinik araştırmalara etkisi ispat edilen bitkiler. 2. Hakkında monografi yayınlanan bitkiler. 3. Aromaterapide kullanılan bitkiler. 4. Homopatide kullanılan bitkiler. 5. Halk arasında. Biz sadece birinci sınıf şifalı bitki tavsiye ederiz. Tıbbi bitkiyi. Diğer bitkiler hakkında şöyle yapıyor, böyle yapıyor diyemez. O bu anlatıyor hikaye. Dedesinden, ebesinden, ninesinden duymuş bir şeyler, aklında kalmış. Veya eski kitapları, 1000 yıllık eski kitabı karıştırıyor. Ha tamam, anlat. Öyle şey mi olur? Depresyona pırasa, ıspanak, dereotu, maydanoz. Vatandaş bir yıl yiyor, yiyor, beni arıyor. Diyor ki, niye iyileşmedim ben? Ben böyle bir şey demedim ki. Depresyona karşı dünyada sarı kantaron. 50 bin insan üzerine denenmiş. Amerika'da, Avrupa'da, Japonya'da, Çin'de, İsrail'de. İnternete gir bak. İngilizcesi Jones Ward. Almancası, Latincesi Hypericum perforatum. Latinceden bak. Depresyona karşı herkes aynı fikirde. Ama bu beyefendi bir mucit. Bulmuş bir şey. Pırasa, ıspanak, maydanoz, dereotu. Nereden buluyor böyle şeyler anlamıyorum ki. Uydurup uydurup millete hikaye anlatıyor. Söyleyeyim 40 defa da söyledim. Yine aynısını söylüyor. Yanlıştan dönmüyor. Ya bir dön.